Tevrat ve İncil beraber mi indi? Musa, Harun ve Meryem kardeş mi? Yuşa Tepesi dinler tarihinin açılımıyla ilgili çok önemli bir nokta. İngilizlerin ve Fransızların yazdığı tarihte çok büyük saptırmalar var. Olaylar bu kadar geriye gitmiyor. Musa Aleyhisselam 1500'lere gidiyor milattan önce. Meryem Aleyhisselam'ı Yahudi şeriatı tarih sahnesine gömmeye çalışmıştır. Bunlar artık bilinen gerçekten. Ve Selçuk'ta Meryem Ana'nın kilisesi var. Evladı yok mu? Var. İsmi Yeşu ya da Yuşa. Beykoz'daki Yuşa Tepesi'nde bu sırlarla ilgili çok önemli bulgular var. Tevrat ve İncil Musa, Harun, Meryem'e iniyor. Hala İmran Soyu ile ilgili Antakya'da kayıtlar vardır mesela. Dinler tarihiyle ilgili tüm gizemler Beykoz'da, Yuşa'da sırlanmıştır. Meryem oğlunun nerede olduğuyla ilgili gerçekler de inşallah anlaşılmaya başlanacak. Önümüzdeki günlerde bu bilgilere hep beraber vakıf olacağız. Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Yayınlarımızı izliyor ve beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Bugün önemli iki sorunun cevabını arayacağız. Araştırmacı, yazar, Kur'an araştırmacısı Hakan Demir'le beraberiz. Ve Tevrat ve İncil beraber mi indi? Musa, Harun ve Meryem kardeş mi? Bu soruların cevabını Hakan Demir'le arayacağız. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar. Nasılsınız kıymetli hocam? İyi misiniz? Teşekkürler. Çok iyi gördük sizi. Sağ olun, var olun hocam. Evet. Hocam önemli bir soru. Cevabı sizden bekliyoruz. Bu iki kutsal kitabın beraber indiği yönünde bir rivayet söz konusu. Bu gerçek mi? Musa, Harun ve Meryem kardeşler mi? Bu tabii dünya tarihi itibariyle çok önemli bir dönemeçti. Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam'ın bulunduğu dönem, ki Meryem Aleyhisselam da bu dönemdeydi aslında diye başlamak istiyorum. Dünya tarihinde kıymetli büyüğümüz Aytun Şaltınbal ağabeyimizle, mekan cennet olsun, Hristiyanlıkla ilgili, özellikle Meryem ve İsa gerçeğiyle ilgili çok araştırmalar yapmıştı. Son dönemde yaptığı araştırmalarda buldukları belgeleri de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar taşıyarak bununla ilgili ispatlarını dünyaya duyurmaya çalışıyordu. Ancak ömrü vefa etmedi. Nur içinde yatsın. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi, yani 3. sure Kur'an sırasına göre, Ali İmran, İmran ailesi demek. Ali İmran, İmran ailesi demek Arapça. İmran babalarının adı. Kimin babasının adı? Musa, Harun ve Meryem'in babalarının adı İmran. Musa Aleyhisselam'ı tarih sahnesine bakarsak sepete koyup o nehrin içinde Firavun ailesine doğru iten ablası Meryem. Tarihte de böyle. Ey Harun'un kız kardeşi diye Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen yine Meryem. Meryem Aleyhisselam. Musa ve Harun'a inen Tevrat'la birlikte, Kur'an-ı Azimşan'la, Tevrat ve İncil olarak hep beraber geçer. Kur'an okuyan kardeşlerimiz dikkatli okuyor. Kitab-ı Mukaddes olarak değil mi? Bravo. Hep beraber geçer ve halen Kitab-ı Mukaddes olarak, Eski Ahit ve Yeni Ahit olarak buna beraberce Tevrat metinleriyle İncil metinleri beraberce okunuyor, beraber okuyorlar. Yani birbirlerine düşman olan iki din mensubu bu kitapları hala beraber. Şimdi Hristiyanlık ve Hristiyanlığın doğmalarıyla ilgili Bizans'ın 3. 4. yüzyılda yapmış olduğu, resmen o Hristiyanlıktan gelen bilgileri alıp bu bilgilerin içinden tasnif edip içinden 4 tane Yuhanna, Matta, Markus, Luka olarak seçip
bir ince oluşturun biliyoruz. Bunu bütün dünya İznik konsülünde bunu konsülünde bir bedene oturttular. Bir bedene oturttular. 4. yüzyıla tevafuk ediyor. Şimdi tarih sahnesine baktığımızda bizim yola çıktığımız ve bilimsel bulgularla yola çıktığımız, dayandığımız veriler yazılan tarih ile Kur'an-ı Kerim'in bize verdiği tarih sistemi ve rivayetlerle verilen ve diğer bilgilerle oluşturulmuş olan tarihsel bulgulara yönelik altyapı, veri tabanıyla ilgili. Konuları toparlayacağım. Tarih tarafından da yürüdüğümüzde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 570-571 yılında doğuyor Mekke'de. Peygamber Efendimiz'in geldiği secereye bakarsak İbrahim Aleyhisselam, Hacer annemizle İsmail Aleyhisselam'ı Mekke bölgesine gönderiyor. O bölgede İsmail Aleyhisselam büyüyor. Ve Peygamber Efendimiz'in soyu İsmail Aleyhisselam'dan beri geliyor. Peygamber Efendimiz'le İbrahim Aleyhisselam arasındaki secereye saydığımızda tam 24 tane kuşak var. 22'ye kadar Adnan'a gidiyor, 22'den sonra İsmail ve sonra İbrahim Aleyhisselam. 24 kuşak. 24 kuşağı 30-40'lı yaşlar 40 olarak kabul etsek, mesela kuşaktan kuşağa geçiş yaşı olarak 960 sene yapıyor, 1000 sene yapıyor. İbrahim Aleyhisselam yaşadığı dönemde Peygamber Aleyhisselam, Aleyhisselatü Vesselam yaşadığı, Hazreti Muhammed'in yaşadığı dönem arasında 1000 sene olduğunu kabul ettiğimizde 600'den geriye doğru gidersek M.Ö. 400'lere düşüyor. Hadi bunlar çok uzun yaşasınlar, 500'e düşsün. Tarihte bilinçli sapmalar var değil kesinlikle mi? Tarihte bilinçli büyük saptırmalar var. İngilizlerin ve Fransızların yazdığı tarihte çok büyük saptırmalar var. Şimdi M.Ö. 400'e 500'e düştüğü zaman İbrahim Aleyhisselam'ın yaşamı ondan sonraki devrede Musa, Harun, Meryem, Davut, Süleyman hepsi peş peşe birbirini takip eden dönemler olarak yürüyor. Ve Kur'an-ı Azimşan'da indirilen kitapların ki Tevrat ve İncil ile başlayan dönemde indirilen kitapların ve gelen peygamberlerin orada kafayına kelimesi geçer ard arda geldiği. Yani ben bu ömür yaşarken seni bu ömürde görüyorum. Sen de diğerini bu ömürde görüyorsun manasına gelir Hakan Bey. Peş peşe yaşandılar, peş peşe indi şeklinde tercüme edilecek bir kelime, çok önemli bir kelime. Ard arda geldiklerini söyler. Tarih sahnesine baktığımız zaman İbrahim Aleyhisselam M.Ö. 400-500'e düştüğü zaman Musa, Harun, Meryem üçgeninde ki bunu bu üçlü yapıyla sonra baba, oğul, ruhsal Kudüs'e yordular. Kur'an'da çünkü böyle bir üçlü yapıdan bahseder. Batın Kur'an ilmine girildiğinde zaten burası çok açık. Açık olarak anlatılıyor. Şimdi tarih olarak İbrahim Aleyhisselam 400'lere düştüğünde sonra Musa ve Harun Aleyhisselam'ın tarih olarak geldiği yerde milattan önce 200'ler 150'ler bandına düştüğünde Firavunların tarihten kalktığı sahneyle de örtüşür. Bize İngilizlerin yazdığı ve dikte ettiği tarihe baktığımızda, peygamberler tarihine baktığımızda İbrahim Aleyhisselam milattan önce 1500-2000, Musa Aleyhisselam 1500'lere gidiyor milattan önce. Firavun'un ortadan kalkmasıyla sonuçlanan büyük bir olay yaşandıktan sonra 1500 sene daha geçti de mi hala firavunlar vardı dünyada? Mümkün değil. Firavun'un ortadan kalktığı tarihle Musa Aleyhisselam'ın yaşadığı tarih birbirine yakın olması lazım ki bu bilgiyle Peygamber Efendimiz'den yol çıkıp geriye doğru gittiğimizde İbrahim Aleyhisselam'ın yaşadığı devri kestirip oradan geldiğimizde tarihteki bütün sahneler üst üste oturuyor. O zaman Süleyman Aleyhisselam'la Davut Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde oturuyor ve Musa, Harun, Meryem üçlemesinin yaşadığı ömür İmran soyu olarak, İmran ailesi olarak yaşadığı ve peygamberlik yaptıkları dönemle ilgili bilgiler de oturuyor. Kur'an'ın bilgileri de oturuyor yerine. Şimdi bununla ilgili
Meryem'e mesela Harun'un kız kardeşi diye kitap geçer Kur'an-ı Azimşan'da. Evet. Şimdi aynı Musa aleyhisselam peygamber, aynı Harun ve kız kardeşleri Meryem iken sanki onlardan 1000 sene, 1500 sene sonra yaşamış, yine abisinin adı Harun olan ve yine ailesi babasının adı İmran olan bir yapı varmış gibi tasarlanarak ortaya çıkarılan bir sistem Hristiyanlık, Bizans konsülü tarafından. Burada yani o Meryem İsa'yla, İsa'nın annesi, o öyle gösteriliyor ama asıl Musa'nın kardeşi Meryem'den bahsediyoruz. Harun ve Musa'nın kız kardeşi Meryem'den bahsediyoruz. Harun ve Musa'nın kız kardeşi Meryem'den. Batılılar bunu buradaki bir figürü almışlar, 1000 yıl öteye koymuşlar, öyle mi? Aynen öyle. Oradan çekmişler, kopyalayıp Meryem figürünü. Meryem figürünü yapıştırmışlar. Elimizdeki bilgilerde Meryem Aleyhisselam manastırdan çıktığında kolunun altında kitaplar var. Ve o günkü Yahudi hahamları diye din adamları diyorlar ki ya Meryem, Harun'un kız kardeşi Meryem, sen ne yapıyorsun kitaplarla? Senin bunlarla ne işin var? O da diyor ki bunlar yazıldı. Bunlarla çalıştık. Artık ne anlatıyor orada? İlahi kaynaktan mı yazıldığını anlatıyor. Bilemiyoruz. Ama bu kitaplar bende. Sen kadınsın. Senin ne işin var kitapta, defterde? Şeklinde bir yaklaşım var. Meryem Aleyhisselam'ı Yahudi şeriatı tarih sahnesinde gömmeye çalışmıştır. Çünkü bir kadın eliyle Meryem Aleyhisselam'ın peygamberliğini inkar ederek bir kadından peygamber olmayacağı konusundaki büyük karanlık düşünceleriyle birlikte Meryem Aleyhisselam'ı gömmüşlerdir. Tevrat'la İncil'i ayıramamışlar. Daha sonraki dönemde konu çok geniş. Esenilere varıyor, bölünmeler oluyor. Yahudiler içinde bölünüyorlar. Sonra Meryem Aleyhisselam bütün bir coğrafyayı kat edip Selçuk'a kadar geliyor. Bunlar artık bilinen gerçekten. Ve Selçuk'ta Meryem Ana Kilisesi var. Meryem Ana'ya inanan 400 milyon insan var dünyada şu anda. Ve Musa, Harun, Meryem üçlemesindeki, mesela Meryem Aleyhisselam evladı yok mu var? İsmi Yeşu ya da Yuşa olarak da geçebilir tarihe. Ama Yeşu görünüyor kaynaklarda. Meryem Aleyhisselam'ın oğlu Musa Aleyhisselam'ın yeğeni. Ve Kur'an-ı Azimşan'da Musa Aleyhisselam'ın yanına alarak iki denizin birleştiği yere kadar geldiği, ki iki denizin birleştiği yer İstanbul'a kadar geldiği ve Yeşu Aleyhisselam diyelim, yine peygamberdi çünkü, balığı ben unuttum, şeytan unutturdu dediği ayetlerde anlatılır ve geri dönüp almaya çalıştığı yerler burada detaylı olarak Kur'an-ı Azimşan'da iki denizin birleştiği yere kadar geldikleri ve sonra orada Amerikalılarla savaşmak üzere onu bıraktığı yine tarihte geçer. Kimle savaşma? Amerika. R'nin L'li yazılışı. Orada yaşayan ırkın adı, dev yapılar vardır, kuvvetli yapılar vardır vesaire. Ondan sonra süreçte de Yeşu'nun yine bu savaşlara devam ettiği yine geçer kaynaklardan. Kur'an-ı Azimşan'da da Musa ile beraber oraya gelendir o. Meryem Aleyhisselam'ın oğlu. İstanbul tarih sahnesinde merkez olmayı başarmış önemli bir koordinat. Konstantinopol olarak da bu noktadaydı. Şimdi İstanbul olarak da devam ediyor ve ahir zaman ortasında asıl sırların açılacağı yerde, eteklerdeki taşların dökülüceği yerde İstanbul'un çok büyük bir fonksiyonu var. Beykoz'daki Yuşa Tepesi'nde bu sırlarla ilgili çok önemli bulgular var. İnşallah en kısa zamanda bu bulgular suyun yüzeyine çıktığında hem büyük yalanlar ortaya çıkacak. Dinler tarihi. Hem de dinler tarihiyle ilgili hakikat çıkacak ortaya.
Meryem oğlunun nerede olduğuyla ilgili gerçekler de o zaman inşallah anlaşılmaya başlanacak. Ne diyorsunuz ya? Şey, Yuşa Tepesi'ni mi işaret ediyorsunuz? Yuşa Tepesi çok önemli bir nokta. Yuşa Tepesi, dinler tarihinin açılımıyla ilgili çok önemli bir nokta. Ne dedik? Musa Aleyhisselam yeğeniyle birlikte geldi ve onu orada bıraktı vazifeli olarak. Yuşa'yı. Yuşa'yı. Yeşu'da geçiyor. Yuşa'ya da dönüşmüş olabilir. Zaten Hristiyan alemi de Joshua ya da Jesus olarak isimlendiriliyor. Bizde kutsal kitabımızda, Kur'an-ı Azimşan'da da İsa olarak geçer. İsa olarak yazılır. Meryem oğlu İsa, Meryem, Harun ve Musa'nın yaşadığı dönemde, mesela bizde de aynen ayetteki gibi söyleyeyim, biz Furkan'ı Musa ve Harun'a indirdik geçer ayette. Çünkü Furkan kitabın, hele kitap dediğimiz büyük kitap, o Kur'an-ı Azimşan'ın içinde hepsini ihtiva ettiğidir aynı zamanda. Kitabın bir Furkan özelliği vardı. Furkan iki taraftan da okunan manasıydı. Bu taraftan da okuyabilirsiniz, bu taraftan da okuyabilirsiniz. İki farklı okunan demeti. Ve biz de diyoruz ki Kur'an'ın zahiri var ve batını var. Nereden alıyoruz bunu? Peygamber Efendimiz'den alıyoruz. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Kur'an-ı Kerim'in zahiri vardır, güzeldir, batını vardır, derindir. Ve Kur'an-ı Azimşan 7 harf üzerine inmiş bir kitaptır diyor. Ve gördük, araştırdık, inceledik ve araştırmaya devam ediyoruz ki bu araştırmayı sadece biz yapıyoruz Türkiye'de ve Almanlar yapıyorlar Berlin Üniversitesi'nde. Onun dışında bu konuda araştırma dünyada yapılmıyor maalesef Hakan Bey. Kur'an-ı Kerim'in bir batın okuma nizamı var. Bu batın okuma nizamı, yani noktasız, hareketsiz okuma usulünün aynısı geçmiş dönemde inen Tevrat ve İncil'de, Musa ve Harun'a verilen Furkan'da da vardı. Burada da bir hareketsiz okuma nizamı ve harekeli okuma nizamı var. Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'ın bunu izahıyla birlikte Musa Aleyhisselam'ın tabletleri tamamladığı dönemde, o 40 gün daha çıktığı dönemde bir bölümünü getirip tekrar indiğinde yapılanlara çok kızarak Harun Aleyhisselam'ın üzerine yürüdü, ya nasıl sahip çıkamadınız dediği dönemlerde o eski inanışları tekrar gündeme getirip aynı yerden devam ettirmek isteyen büyük grupla savaşıyorlardı. Kitap ilmi üzerine çıkmaya çalışan grupla savaşıyorlardı ve kitabın ilmini aktarmaya çalıştılar ve aktardılar. Musa Harun dönemindeki Tevrat aktarımıyla birlikte Meryem Aleyhisselam da beraberce İncil aktarımında bulunuyor. Bunlar Kur'an batın bilgisinden bahsediyorum. Beraberce girdikleri yolda Meryem'in, az önce girip çıktım, tekrar oraya döneyim. Meryem Aleyhisselam'ın Antakya'dan başlayan, Antakya'da Asi Nehri geri akar. Çünkü Meryem Aleyhisselam bunun yanında büyük işkenceye maruz kalmıştır diye geçer tarihte. Fiziksel işkencedir, manevi işkencedir bilmiyoruz ama buradan başlayan yolculuğu Akdeniz boyunca devam eder ve yukarıda Ege'nin ortalarına kadar çıkar. Meryem Aleyhisselam gruptan kopmuştur tarih boyunca. Ondan sonra işte biliyorsun 18. yüzyılda bir rüyayla o mezarı bulunuyor tekrar vesaire. Meryem Aleyhisselam kilisesi yapılıyor ve oraya hacca geliyorlar. Ve Türkiye'deki 7 önemli kilise, yine batıda, Ege'de olan 7 önemli kilise, bunları yine sahip olmak istedikleri, tarih sahnesinde Meryem Aleyhisselam'ın attığı adımlarla oluşan yapılar. Bunları Tunç altında çok araştırarak bilgi toplamaya çalıştı, uzun dönemde derlediği çalışmalarında da mevcuttu. Ama bizim asıl çıkış noktamız Kur'an-ı Azimşan, Kur'an bilgisi. Kur'an bilgisini temiz bir bakışla ve oturup tarafsız olarak değerlendirdiğimizde İmran ailesi fertlerinin Musa, Harun ve Meryem olduğu ve beraber o Trinity içinde o üçlü yapı olarak bulduklarını ve Tevrat ve İncil'i indirdiklerini görüyoruz. Ve Meryem oğlu
yeş olarak da devam eden, ondan sonra silsile yine sürüyor. Ama buradaki silsile kesilmiyor. Arada 1000 sene, 1500 sene gibi bir fark yok. Ki tarihte de olaylar bu kadar geriye gitmiyor. Yani 2000 yıl önce bir İbrahim, 1000 yıl önce Musa, 500 yıl önce Süleyman şeklinde değil. Çünkü gelen soylar isim isim belli. İsim isim yazılmış. Bu isimler doğru mu? Bütün kaynaklar diyor bu isimler doğru. Bu isimlerle geriye doğru gidildiğinde bulunan tarihlerle verilen tarihler arasında 1000 yıl var. Ya o zaman insanlar... Çok büyük sapmalar var değil mi? Çok büyük sapmalar. Bu da bilinçli yapılmış diyorsun Zakan Bey. Bilinçli. Bilinçli yapılmış. Çünkü ortada bir doğma var. O zaman şunu mu anladım ben? Musa, Harun ve Meryem kardeşler. Buradaki Meryem figürünü buradan koparıp tarihi yeniden yazanlar 1000 yıl öteye konuşlandırmışlar. Konuşlandırmışlar. Ve bir İsa meselesi çarmıha gerilen çıkarmışlar. Bunun gibi tarih sahnesinde 3 tane daha olay var. Ve Musa ve Harun ve Meryem'e inen kitaplar var. Musa, Harun, Meryem'e Tevrat ve İncil iniyor. Biraz Tevrat, açalım. Tevrat ve İncil Musa, Harun, Meryem'e iniyor. Tevrat bugün okudukları Tora ya da Talmud dedikleri ama maalesef yok olmuş. Küçük parçaları var. Bu kitaplar Musa, Harun'a ve Furkan Özelliği ile birlikte inerken İncil de Meryem Aleyhisselam'a iniyor ve toplu bir şekilde iniyor kitaplar. Peygamber Efendimiz'in bizim kaynaklardan biz yola çıkıp bu bulgulara ulaştığımız için Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde de şöyle bir bilgi var ki çok önemli bir bilgi. Diyor ki kitap, Kur'an-ı Azimşan bütün kitapları kapsar. Daha önce gelmiş olan bütün kitaplar Kur'an-ı Azimşan içindedir diyor. Ve Kur'an-ı Azimşan'ın başındaki Seba Tavil olarak geçer Arapça. 7 uzun sure demektir. Başlangıçtaki 7 sure, 200 küsur ayetlerden oluşan sureler Tevrat'tan, ayetleri 100 civarında olan sureler İncil'dendir ve ayetler 50 civarında olanlar Zebur'dan, Davut Aleyhisselam'a inmiş olan sayfalardır. Gelir ki üzeri de Kur'an-ı Azimşan'la birlikte tamamlanmış olan bu kitaptır diye anlatır Peygamber Efendimiz. Ve kitabın eski kitapları ihtiva ettiğini o dönem gören ve fark eden o dönem yaşayan Musevilerin çoğu bunu gördükten sonra, çünkü belleklerinde küçük küçük parçalar da var, ellerinde kalan küçük parçalar da var. Kur'an-ı Azimşan'ın içinde görenler Müslüman olmaya başlarlar. Özellikle o Medine'de yaşayan, yani o dönemki adıyla Yesrib'de yaşayan. Ki Yesrib'de yaşayanlar da Evs ve Hazreç kabileleri özellikle. Evs ve Hazreç kabileleri de köken olarak Musevi'nin bilgisine de sahip. Aynı zamanda Sümer'den Yemen'e, Yemen'den o bölgeye göçmüş kabileler olduğu da söylenir. Arap değil yani. Arap değiller. Kendileri de ifade ediyorlar bunu. Üstü Arap'ta, sonradan Arap olma. Ve bu kabileler çok kalbi yumuşak ama çok cesur ve savaşçı insanlardır. Bunu görünce hemen Müslüman olurlar ve Peygamber Efendimiz'e sahip çıkarlar. Ve Peygamber Efendimiz hicretini Mekke'den Medine'ye yapar. Ve Medine Müslümanlığın merkezi olur. Zaten Medine merkez demek Arapça. Dinin ve ilmin merkezi olur Medine. Ve Peygamber Efendimiz orada büyür ve İslam'ı orada büyütür. Geçmişle ilgili, geçmiş dönemden gelen kaynaklar da ellerinde bulunduğu için hemen örtüştürüp Peygamber'in söylediklerini çok net anlarlar. Çünkü Peygamber'imiz eski kitaplardaki bahislerin aynen yinelendiğini, o değişmenin telafi edilmesi, tahrifatın telafisi için kitabın ne olduğunu, Kur'an'ı çok net olarak anlatır o bölge insanına. Bu bilgilerle birlikte yola çıktığımızda Kur'an-ı Azimşan'ı ilk defa okuyan bir insan gibi okursak, böyle düşünün. Bir İmran ailesi var, İmran baba. İmran soyu değil mi? İmran soyu var. İmran soyu, hala İmran soyu ile ilgili Antakya'da kayıtlar vardır mesela. Öyle. Hala orada İmran ailesiyle ilgili kayıtlar var, eski kayıtlar. İmran soyunun çocukları Musa, Harun
ve Meryem olarak çok net olarak anlatılır. İlk defa Kur'an okuyan bir şahıs Harun'un kız kardeşi Meryem, İmran'ın kızı Meryem, Musa'nın kardeşi Meryem'in üçünün beraberce yaşayan ve Tevrat ve İncil hep beraber geçtiği için beraberce gelmiş yapılar olduğunu çok net anlar. Ama önce tarihi dinleyip ondan sonra girerse doldurulmuş, enjekte edilmiş bilgiyle birlikte maalesef onların söylediklerine itibar etmek durumunda kalan bir yapıdayız şu an. Dinler tarihiyle ilgili tüm gizemler Beykoz'da, Yuşa'da sırlanmıştır. İnşallah önümüzdeki günlerde bu bilgileri hep beraber vakıf olacağız. Dinler tarihi mi değişecek yani Yuşa ile ilgili bir açıklama yapılınca? O tepe ile ilgili. Dinler tarihindeki doğrular ortaya çıkacak. Yanlışlar ortaya çıkacak inşallah. O zaman Beykoz ve Yuşa tepesi çok önemli. Çok önemli bir sırlar tepesi. Hayırlısıyla hep anladım, beraber anladım. Hakikat yolunda ilerleyelim inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bir yayındı. Çok gizemli bir yayındı. Sırlarla dolu bir yayındı. Biz o açıklamaların yapılacağı günü bekliyor olacağız. Ama ben bir şeyler hissettim, anladım. Yani orada o tepede yalnızca görünen kadar bir şey yok. Başka şeyler de var diyorsunuz. Var. Var. Tarih var orada. Tarih var. Çok tarih teşekkür var. Ederiz. Dostlarımız Hakan Demir'le beraberdik. Bizleri izlediniz. Bize zaman ayırdınız. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın.